Merhaba, iyi günler. Dün CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu nihayet tahliye edildi. Enis'in zaten yargılanması yanlıştı, mahkum olması ayrı bir yanlıştı. Tekrar milletvekili seçilmiş olmasına rağmen serbest bırakılmaması ayrı bir yanlıştı. Yargıtay en sonunda milletvekili olduğu için tahliyesine dokunulmazlık nedeniyle ama milletvekilliği bittikten sonra cezasını yatmasına hükmederek bir ilginç bir kararla bırakılmasına hükmetti ve dün çıktı. Enis diyorum çünkü kendisiyle uzun bir süre CNN Türk'ün ilk kuruluş döneminde beraber çalıştık. Ondan sonra da bu tanışıklığımız, arkadaşlığımız ve meslektaşlığımız sürdü. Yapılan baştan sona yanlıştı. Yanlışın bir yerinden birazcık dönülmüş gibi. Neden dönüldü? İlk akla gelen bunun Türkiye'nin özellikle ekonomik döviz kriziyle beraber ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan krizin ardından tekrar Avrupa'ya yönlü dönmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Almanya'yı ziyaret edecek olması ve dolayısıyla da belli ölçülerde temel hak ve özgürlükler konusunda bir takım normalleşmeler. Bunu yazan çizenler var. Daha öncesinden yazanlar oldu. Bugünden itibaren de yazanlar var. Bunun devamı geleceği söyleniyor. Bu da zaten Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı diye bir şeyin olmadığını, Türkiye'nin artık hukuk devletinin epey uzağında olduğunu ve yargının siyasi iktidarın denetiminde ve onun bir takım hesaplarına göre hareket eden bir kuruma dönüşmüş olduğunu maalesef bize gösteriyor. Enis'in çıkması tabii ki geç de olsa sevindirici, hiç girmemesi gerekiyordu ama yine de bu halimize bile şükreder durumdayız. Ve şimdi beklenen isim, tahliyesi beklenen isim Osman Kavala. Osman Kavala 320 günü aştı. 18 Ekim 2017'de gözaltına alınıp 1 Kasım 2017'de tutuklanmıştı. O zamandan bu zamana neden gözaltına alındığı, neden tutuklandığı hala bir muamma. İktidara yakın gazetelerin yayınlarından anladığımız kadarıyla Osman Kavala'ya Gezi ile ilgili bir takım suçlamalar var. 15 Temmuz'la ilgili Henry Barke ile tanışıklığı üzerinden bir suçlama var ve de bir Kürt meselesi, PKK ile ilgili bir takım suçlamalar var ama bunların hepsi çok belirsiz ve uyduruk, yani uydurma da değil, uyduruk şeyler. Ve neden tutuklanmış olduğu, yani burada bir hukuk devletinde böyle bir gözaltının ve tutuklamanın, hele 320 günü aşkın, 330'a yaklaşan bir tutuklamanın olmasının hiçbir mantığı olmadığı açık. Osman Kavala'nın tutuklanmasının en önemli nedeni onun Türkiye'de temel hak ve özgürlükler konusunda, kültürel alanda ve Kürt sorunu alanında gerçekten çok takdire şayan işler yapması ve bütün bunları yaparken Türkiye'nin batıdaki müttefiklerinde, Avrupa Birliği başta olmak üzere, çok iyi ilişkilerinin olması, oralarda da tanınan, bilinen, uluslararası sivil toplum camiasının yakından tanıdığı, aynı zamanda akademinin yakından tanıdığı, bir de tabii eşi Profesör Ayşe Buğra'nın Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomist, onun ayrı bir prestiji ve saygınlığı, bütün bunlarla beraber Osman Kavala'nın Türkiye'de yaşanan, son dönemde yaşanan demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden ve hukuk devletinden alabildiğine uzaklaşmanın en sembol isimlerinden biri haline geldiği çok açık bir şekilde ortada. Osman Kavala, Kavala ailesi Türkiye'nin en köklü girişimcilerinden, sermaye gruplarından birisi. O ailenin babasının ölümünün ardından genç yaşta işlerin başına geçiyor. Ama hep bir klasik bildiğimiz sermayedarlardan farklı bir duruşu var. Sola yakın bir isim, soldan bir isim. Özellikle 12 Eylül sonrasında Türkiye'de ilk
özgürlükçü arayışların olduğu dönemlerde bir takım riskler alarak, bir takım inisiyatiflerde yer almış birisi. İletişim Yayınları bunlardan birisi örneğin. Daha sonra önemli Türkiye'nin sivil toplum kuruluşlarının kuruluşunda görev almış birisi ve bunları sürdüren birisi. Ve kendisi zaten Anadolu kültürle özellikle bu konuyu tamamen hayatını bu işlere büyük ölçüde adamış bir isim. Yani bu yabancı dilde altruizm dedikleri, Türkçe'ye de diğer kam olarak çevrilen, aslında rahatı yerinde, kendi derdi olmayan dertlerle dertlenen gerçekten örnek bir isim. Örnek bir isim olduğu için ve Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmadığı için Osman Kavala da tabii ki devletin şiddetini, devletin öfkesini üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç kere Osman Kavala'ya adını andı, onunla aşağıladı açıkçası. Aşağıladığını sandı daha doğrusu ama aşağılayabildiğini sanmıyorum. Özellikle onun George Soros'la olan ilişkisinden hareketle onu Türkiye'nin Soros'u olarak adlandırdı ve zaten onun destekçileri de benzer bir şeyi yapıyorlar. Osman Kavala'nın bu süre içerisinde çok fazla sahiplenen kişi olmadı. Bunun bence en önemli nedenlerinden biri kendisinin mütevazi bir kişiliğe sahip olması, bütün bu faaliyetlerini yaparken çok fazla öne çıkmak istememesi, medyaya çok fazla çıkmaması, yani çok kabaca az laf, çok iş olan birisi. Böyle olunca da çok da fazla ilgililerin dışında insanların bilmediği birisi. Ama bir diğer husus da şu, durup dururken sudan bahanelerle Osman Kavala'nın tutuklanması tam bir devlet operasyonu olduğu belli. Dolayısıyla onun yanında yer almak, ona bir şekilde destek vermek de çok riskli. Ama buna rağmen bir takım destekler olduğunu görüyoruz. Osman Kavala için açılmış olan web sayfasını ziyaret ettiğinizde kendisinin uluslararası kuruluşların, sanatçıların, akademisyenlerin, lise arkadaşlarının, Robert Kolej'den arkadaşlarının bayağı bir destek verdiklerini, özellikle Silivri'ye gidip Silivri'de onun için pankart açtıklarını biliyoruz. Destek vermeyenlerin başında da tabii ki Türkiye'nin sermayedarları geliyor. Türkiye'nin sermayedarları, Türkiye'nin burjuvazisi birçok konuda olduğu gibi son dönemde tam bir deve kuşu politikasını Osman Kavala konusunda da izliyorlar. Bu anlamda zaten çok utanç verici bir sicili olan Türkiye burjuvazisinin bu olayda iyice siciline çok kara bir lekenin daha eklendiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bir ülkede, sonuçta kapitalist bir ülkede yaşıyoruz. Ben kendini solcu olarak gören birisiyim. Dolayısıyla benim tercihim emekçilerden yana ama bir realite var. Türkiye'ye kapitalist sistem var ve burada da sermayedarlar bu işi götürüyor. Ve sermayedarların en önemli zemini ülkede belli bir hukuk düzeninin olmasıdır. Dünyanın her yerinde böyledir. Hukukun olmadığı yerde sermaye de yatırım yapmaz, ürker, başına geleceklerden korkar. Her şey bir yana. Burada tamamen hukuk dışı bir uygulamayla kendilerinden birisi, her ne kadar duruşuyla, yaptıklarıyla, faaliyetleriyle Türkiye'deki sermayedarların hemen hemen büyük bir kısmından çok farklı olsa da sonuçta kendilerinden birisi, köklü bir sermaye grubunun önde gelen bir ismi, bir ailenin önde gelen ismi ama gıklarını bile çıkarmadılar. Neden çıkarmadılar? Çünkü kendilerine de başlarına bir şey gelebileceğini düşündüler. Ama o meşhur sloganla sıranın pekala kendilerine susarak daha çabuk gelebileceğini de görmek istemediler. Böyle çok kötü bir sicil var. Tabii ki Osman Kavala onlara muhtaç değil ama Türkiye'nin sermaye sınıfı, sermayedarları Osman Kavala gibi isimlere muhtaç. Onların özgürlüğüne ihtiyacı var. Onların özgür olmadığı bir yerde kendileri de özgür değil. Ve orada sessiz kaldıkları zaman, kendilerinde de yarın öbür gün bir şey olduğu zaman kimse onlar için
kıllarını bile kıpırdatmayacaktır. Bu sadece Osman Kavala ile ilgili bir olay değil. Türkiye'de sermaye sınıfının son dönemde yaşanan onca şeye karşı nasıl bir kayıtsızlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli nedeni AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin önde gelen sermayedarlarının sermayelerini, gelirlerini, kazançlarını kat be kat arttırmış olmasıdır. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan her vesileyle açık olarak da bir de anladığımız kadarıyla kendileriyle yüzde görüşmelerinde sürekli vurgular. Gerçekten AKP dönemi Türkiye'de bir ilginç bir dönem. Hem bir taraftan en alt sınıflara yönelik olarak bir takım yardımlarla, devlet yardımlarıyla yoksullara yönelik bir takım programlar varken ki son dönemde bunların bayağı bir azaldığını görüyoruz. Bir taraftan da en üst dilimin daha zengin, daha müreffeh olduğu bir dönem yaşıyoruz Türkiye'de AKP döneminde. Tabii bunun en önemli, bunu gerçekleştirmenin en önemli yöntemlerinden birisi orta sınıfların bayağı bir kayba uğraması. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bir araştırmaya da araştırmayı da görmüştüm. Yani en yukarıdakiler ve en alttakilerde bir iyileşme varken ortadakilerin çok ciddi bir şekilde kayıba uğradı. Hele son dönemde şu son döviz kriziyle beraber bunun daha belirgin olduğu söylenebilir. Böyle bir dönemde hallerinden memnunlar. Mesela o halden memnundular. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu sık sık söylüyordu. Çünkü grev yapılmasına bile izin vermiyordu. Bir sermayedarlar eğer işlerini çalışanların haklarını isteme önünde engeller konulmasıyla sınırlarlarsa sonra yarın öbür gün kendi haklarını da pekala sudan bahanelerle gasp edilebileceğini görmeleri gerekir. Ama bunu görmek istemediler, istemiyorlar. Yarın öbür gün Türkiye bunları atlatacak. Türkiye tekrar, eminim, tekrar daha demokratik, daha özgür, hukuk devletine tekrar kavuşmuş bir ülke olacak. Ve o zaman biz de bu dönemin insanlarının, bu dönemin sermayedarlarının yarın öbür gün aslında kendilerinin bu tarihlerde, şu içinden geçtiğimiz dönemde nasıl rahatsız olduklarını, aslında nasıl çırpındıklarını vesaire bunların hikayelerini dinleyeceğiz. Her meslek grubunda bu var. Gazetecilikte de şu anda zaten görmeye başladık. Bir süredir uç vermeye başladı. Aslında yapılanların yanlış olduğunu söyleyenler var. Sermayedarlar da bunu yapacaklardır. Ama bunu Osman Kavala'nın yüzüne karşı, o tali olduğunda, özgür olduğunda yüzüne karşı söyleyebilecekler mi açıkçası çok merak ediyorum. Osman Kavala ki kendisini tanıyorum, çok yakın dostum olmasa da bir hukukumuz var ve sevdiğim birisidir ve takdir ettiğim birisidir. Umarım en kısa zamanda tali olacak, özgürlüğüne kavuşacak. Yine o mütevazı haliyle işlerini herhalde kaldığı yerden bu diğer kamp faaliyetlerini sürdürecek. Ama onun hepimizin gözüne bakarak konuşma gibi bir şansı olacak. Ama bugün ona sahip çıkmayan insanların ona ve başkalarının gözlerinin içine bakarak konuşma gibi bir şansları olabileceğini sanmıyorum. Böyle kötü bir sınav veriyorlar. Aslında sınav bile vermiyorlar. Sınava bile girmiyorlar. Böyle bir sınavı kabul bile etmiyorlar. Bu ayıp da onlara yeter diyelim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.